Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Allahu ya Mu'in, ya Hennan, ya Mennan, ya Kerim, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman. مولانا امام الرباني قدس الله سره السمداني namazın esasını, namazın bel kemiğini oluşturan temel mesele tadil-i erkanı konu yapmıştı ve en son Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerif rivayet etti. Ebu Hureyre radıyallahu anh tarihiyle gelen bir hadis-i şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyurdu ki kâle Ebu Hureyre radıyallahu anhum يَكُنُ شَخْصٌ يُصَلِّينَ سِدِّينَ سَنَةً Bir insan 60 sene namaz kılar وَلَا تُقْبَلُ وَاحِيَةٌ مِنْ صَلَوَاتِهَا 60 yıl namaz kılar. Peki bu insanın tek bir namazı dahi kabul edilmez. قَالَ اَبُوَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ يَكُنُ شَخْصٌ يُصَلِّي سِدِّينَ سَنَةً وَلَا تُقْبَلُ وَاحِيَةٌ مِنْ صَلَوَاتِهَا 60 sene namaz kılar ve 60 senelik namaz içerisinde tek bir namazı dahi kabul edilmemiştir. Ve şahsun la kim bu adam? Ve şahsun la yutimmi rükû'ahu ve la sucûdehu. Bu adam namazın rükûlarını tam yapmıyor. Rükûya tam eğilmiyor. Yani beliyle ayaklar arasında 90 derecelik bir açının olması lazım gelirken beli yukarıda kalıyor diyelim. Rükûlar tam değil, secdeler tam değil, hepsi yarım yarım böyle kıymık kıymık yiyor. Bu Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın sözü bu. Böyle bir tehdit var hiç, Allah böyle bir tehdide maruz kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. İnsan bir şey yaptığını zannediyor ama sonunda sıfıra eşitlendiğini görüyor, bu bir iflastır, tam bir iflastır bu. Her zaman denildiği gibi Bektaşi'nin abdestsiz namaz kılması ve sonunda ben kıldım da oldum demesi gibi. Ama Cenab-ı Hak Celle Celaluhu huzurunda kılınan peki Mevla'ya peki takdim olunan 60 yıllık ibadette bir tane peki kabul edilen namaz yok. Onun için yani namazın hakkı verilmesi için yorgunluksa diyelim bize göre yorgunluk, aşığa göre yorgunluk yoktur. Mevlana buyurur ki işte günde 5 vakit namaz diyor. İnsana doğru yolu gösteren en kuvvetli yol namazdır diyor. Fakat aşıklar ise sürekli namazdadır diyor Mevlana. Yani hiçbir hali yok ki namazdaki Mevla ile beraberlik hali olmasın. Değil sadece namaz. Namazın dışında dahi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya saygısızlık ve hürmetsizlik ifade edebilecek bir hareketi aşıkta göremezsiniz diyor Mevlana Kuddise Sirruhu. Görüldüğü gibi muhterem kardeşlerim ya aşkın yaptığını hiçbir şey yapmıyor. Namazda eğer aşk varsa namaz namazdır. Oruçta eğer aşk varsa oruç oruçtur. Hacda, zekatta, peki Kur'an'da, zikirde, cihatta, fikirde, tefekkür, murakabede aşk varsa her şey tamamdır. Aşk yok, hiçbir şey yok. Kıyla bir rivayet var. Ra Zeyd ibn Vehb, Mevla'nın dostlarından Zeyd ibn Vehb diye bir zat var. Bu adam şahsen racülen bir adam gördü. Yusalli namaz kılıyor. Ve la yutimur rükû'a ve sucûde. Fakat rükûları tam yapmıyor. Secdeleri tam yapmıyor. Rukiye eğilecek, demin denildiği gibi 90 derecelik bir açı olacak, 90 değil yukarıda kaldı. Veya eğildi, secdeye gitmek için tekrar kıyama dönmesi gerekiyor, tam belini peki doğrultmadan, yarı yoldan doğru secdeye gidiyor.
veya secdedeyken diyelim secde aralarında mafsalların yerli yerine gelmesi gerekirken bunu da tam yapmıyor, yarım yarım secdeden çalıyor, diyelim rüküden çalıyor, namaz hırsızlığı yapıyor bu adam. Kıyla, râ Zeyd ibn-i Vehb, racülen yusalli ve lâ yutimir rükû'a ve sücûde. Rükûları ve secdelerini yapmayan, yerli yerine getirmeyen bir adam gördü. Fedeâ o, bu adama dedi ki gel buraya. Vakal dedi ki, munzu kem sene tusallin? Herkese, kaç sene beri böyle namaz kılıyorsun sen? Kâle dedi ki, munzu erbaîne sene, 40 yıldan beri böyle namaz kılırım dedi. قال ما صليت في هذه 40 سنه 40 yıl içerisinde bir yıl dahi namaz kılmadın sen. لو مت لمت على غير سنه محمد صلى الله عليه وسلم. Eğer sen bu tarzla ölecek olsan Muhammed Mustafa'nın sünneti, Muhammed Mustafa'nın hayat tarzı üzere ölmemiş olacaksın. Daha önce bir hadis-i geçmişti, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de rükûsünü ve secdesini tam yapmayan bir insana aynı bu istikamette bir söz söylemişti. Sen eğer kılmış olduğun bu namazla ölecek olsan, Muhammed Mustafa'nın getirmiş olduğu din üzere namaz kılmadın diye Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin tehdit amiz bir hadis-i şerifi geçmişti. Ama bizim çok işlerimiz var, bizim çok telaşlarımız var. Onun için bazen zamandan iktisat düşüncesiyle namazı dahi peki kuşa çevirdiğimiz oluyor. Hallacı Mansur Kuddisesirru her gün kendisine 400 rekat namaz kılmayı mecbur etmişti. Kendi kendine her gün 400 rekat namaz kılacaksın demişti. Dediler ki ona, ya senin makamın yüksek, buralara geldin, işte şöylesin böylesin vesaire falan, yani biraz da kendine acı, kendine merhamet et, bu meşakkat, bu çile niye? Deyince Hallacı Mansur Kuddise Sirru buyurdu ki, o sizin bahsettiğiniz o meşakkatler, o rahatlıklar vesaire var ya, bunlar sizin halinizin işareti bunlar dedi. Mesele size böyle geliyor, siz hadiseyi böyle tanıyorsunuz diyor. Ama Mevla'nın dostu olan, Allah'ta fani olan aşıkların ise, yani velilerin, Mevla'ya dost olanların ise sıfatları fani olduğundan, yani meşakkati hissedecek mesela özellikleri kalmadı artık veyahut da rahatlığı hissedecek özellikleri kalmadığından dolayı aşık da meşakkat ne arar diyor. Aşık da çile ne arar diyor. Mevla da fani olan insan da rahatlık ne arar diyor. Bize bir takım şeyler peki böyle bir meşakkat gibi zahmet gibi gelir ama belli bir seviyeden sonra Mevla'nın dostundan meşakkatin de peki eseri kalkıyor, rahatlığın da eseri kalkıyor. Abdülhayr Eknevi rahmetullahi aleyhi ikametül hucce ala ennel iktisare fil ibade leyse bi bid'a diye bir kitabı vardır. O da diyor ki, yani sahabe-i kiram radıyallahu teâlâ anhum, tabi'in, tebe'u tabi'in, rahmetullahi aleyhim, rahmeten ve vasiyaten, o zevatın içerisinde yüzlerce, binlerce rekat namaz kılan insanlar var. Allah ömürlerine bereket veriyor, zamanlarına bereket veriyor, az zaman içerisinde çok rekatlı namaz kılabiliyorlar. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimallahu teala 10-12 gün hapiste kaldı, 7000 hatim indirdi diyor. Kitaplar, tabakat ve terazi kitapları, İmam-ı Safedi öyle söylüyor. Yani bu ne iştir peki? Akıl mantık basmıyor. Aklın ve mantığın bittiği noktada onların peki İslami yaşantısı başlıyor. Şimdi burada da namaz meselesinde meşakkat, çile, yok bilmem ne, rahat, şu bu vesaire, Mevla'nın dostunun zaten yani bütün sıfatları fani olduğundan peki tadili erkene riayet edecek de ondan sonra ah oh diyecek vesaire falan nerede? Onun için insan çıtayı iyi yakalayabilmeli. Allah kamil iktidarı sahibi eylesin. Amin.
Cüneyd-i Bağdadi Kuddise Sirruh yaşlanmıştı. Derken Efendimiz Hazretleri yaşlandım dediler. Ama hala sen yani haber etmişte namazların, ne bileyim zikirlerin, fikirlerin vesaire. Şu namazları dedi biraz yani şu nafile namazlarına biraz ara ver dediler. Bak bir deri bir kemik kaldın, ondan sonra düşüyorsun, takat şu bu vesaire falan filan. Dedi ki bana bakın dedi. Başlangıçta dedi ulaştığım bütün makamlara dedi bu ibadetlerle ulaştık biz dedi. Rabbim benim ihtiyacımı gördükten sonra, Rabbim ulaşacağım makamlara beni ulaştıktan sonra benim bunları terk etmem imkansızdır dedi. Benden böyle bir şey istemiyor. Ah ben kocadım artık, ben kılamıyorum artık, yok işte bilmem ne, elim dizim çekmiyor vesaire. Eylullah böyle yapmıyordu. Buraya kadar peki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu beni o ibadetlerle ulaştırır diyor, bu noktaya çekti götürdü diyor. Rabbim benim ihtiyacım olan yerlere, Rabbim beni getirdikten sonra ben nasıl olur da beni buraya kadar ulaştıranları terk ederim ben dedi. Böyle şey olmaz dedi. Cemaat, bütün mesele var ya ahiretin varlığından patlak veriyor. Ahiret zor cemaat, vallahi de zor, billahi de zor cemaat. Ahiret yani zor olmasa bu kadar titremeyecekler. Ama ve lakin ahiret korkusu yani bu zevat-ı kiramı, bu büyük insanları böyle erim. Namazım ya kaybolursa ne olacak? Orucum giderse ne olacak? Haccım, zekatım, zikrim, fikrim, cihadım vesaire kaybolursa, erirse ne olacak vesaire? Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh diyor ki en büyük günahlardan bir tanesini de biliyor musunuz? Bir insanın yanlışını görürsünüz, diyelim mesela namazında tadil erkene riayet etmiyor. Diyorsun ki kardeşim bak Allah'tan kork, bu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'yla senin beraberlik noktan bu namaz. Ki işte malum namaz mümin Müslümanın miracı. Bak Allah'tan kork, şu namazını doğru dürüst kıl vesaire. Birisi birisine Allah'tan kork der de, o da der ki sen kendine bak. En büyük günahlardan birisi de budur diyor Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Neye binaen peki böyle ağır konuşuyorlar? Çünkü ileride karşı karşıya kalacağımız ahval zor. Dünyadaki rampaları devirmek için icabında arabanın takviye vitesine takarsın. Rampayı devirirsin ama ahiretin rampaları kolay devrilmiyor. Birisine bir şey söyleyecek olsan hemen diyor ki bir şeydi ben sana söyleyeyim diyor vesaire. Meğer sana bir tane patlatacak icabında fakat falso arıyor. Bir gidik arıyor. Ha o ki sen ona söylüyorsun tamam şimdi diyor buna bir haddini bildirmek diyor bana diyor vacip olur tamam. Fırsatı yakaladın vesaire. Yani bir takım insanlar bir takım insanları gardına almış fırsatını kolluyor. Falsoyu kolluyor. Bir münasebet bulacak oradan vuracak ona. Bu işler, çirkin işler. Bazı Bestami Kuddise Sirruhu vefatından sonra rüyada görüldü. Dediler ki Efendi Hazretleri sana ne muamele oldu? Dedi ki her şeyim tamam da şu süt meselesi olmasa dediler. Ya ne süt meselesi ya? Ya bir keresinde dedi, bir süt içtim dedi, karnım ağrıyordu dedi. Dolayısıyla işte ısıttım, içtim, o süt dedi iyi geldi bana. Ve ben o an şöyle bir kelime kullandım. Oh, bu süt beni iyi etti. Kelime bu kadar. Bu süt beni iyi etti. Cenab-ı Hak Celle Celle şimdi bana soruyor. Beyazıt Bestami, o süt mü seni iyi etti? Peki ben mi seni iyi ettim? Süt mü sana şifa verdi? Ben mi sana şifa verdim? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mecazen kullandığım bu kelimeden bile rahatsız olur. Yani bir Müslüman hiçbir zaman kalkıp da şifayı peki, şifayı araç olan vasıtaya isnat etmez. Şifayı veren Allah Celle Celaluhu'dur. Dolayısıyla süt beni iyi dese de, yani onun maksadı süt beni iyi etti demek değil. Ya Allah Celle Celaluhu'dur. Fakat, mecazen diyor, böyle bir kelimenin diyor söylenmesine bile diyor, ondan sonra Cenab-ı Hak Celle Celaluhu razı olmadı. Bunu şirk kabul etti Allah Celle Celaluhu. Bu şirk meselesi de beni uğraştırıyor dedi. Benim şirkim de bana göredir diyor. Bu kadar hassas hesapların görülmüş olduğu ahiret noktasında ya namazdan teki bir hesap gelirse, bir kitap gelirse bunun muhasebesini nasıl vereceğiz cemaat?
nukile. Bir rivayet var. Ennehu izâ sallel mu'min, bir Müslüman namaz kılsa, ve ahsene salatehu, namazını güzel yapsa, ve atemme rükû'a ve sucûdehu, rükûlerini ve secdelerini tas tamam yapsa, yekûnü li salatihi, bunun namazının beşaşetun ve nurun, bir parlaklığı olur, bir aydınlığı olur, bir nuru olur. Ve te'arucu biye el melâike ile semâ, melâike-i ikram o namazı alırlar, göklere yükseltirler. Ve tedu salatu lil musalli, namaz, namazı kılana dua eder. Ve tekul der ki, hafazekallahu kema hafazdini, beni nasıl muhafaza ettin, beni zayi etmedin, beni heder etmedin, beni kaybetmedin, muhafaza ettin, Allah Celle Celal de seni muhafaza etsin. Namaz senin için en büyük duacı oldu. Bazı insanlar namaz kılar, ondan sonra Allah öyle olmaktan muhafaza eylesin. Namaz kılıyor cehenneme girmek için. Namaz kılıyor dinden çıkmak için. Oruç tutuyor dinden çıkmak için. Hacca zekata gidiyor cehenneme girmek için. Aynı su Mevlana Celalettin Rumi Kudüs'ü Rum buyurduğu gibi su aynı. Arı içiyor, bal yapıyor, yılan içiyor, zehir yapıyor. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خَسَارًا. Biz müminlere şifa ve rahmet olan ayetler inzal ediyoruz diyor Allah Celle Celaluhu. Ayetler gönderir diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Müslüman okuyor şifa ama zalime okunuyor. Zalim okuyacak olsa ona dert ve sıkıntı oluyor. Aynı namaz. Birisi kılıyor, tamam. Ulaştığı makamın yükselmiş olduğu derece nadde hesabı yok. Öbürü namaz kılıyor, namaz dava açıyor. Allah'ım davacıyım diyor. Allah'ım davacıyım diyor. Al bunu götür. Ne yapacaksan yap diyor. Kur'an da aynı özelliğe sahip. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi. O da davacı oluyor. Ama lehte ama aleyhte hakkını verip de peki okuyana, peki ahkamına riayetle yaşayana, ya Rabbi benim şefaatim buna hak kıl diyor Kur'an. Beni muhafaza etti, senden muhafaza et. Aynı Kur'an kalkıyor öbür taraftan, ya Rabbi diyor beni zayi etti diyor. Hafızlık yaptı, unuttu ondan sonra. Veya okumuyor, bakmıyor vesaire. Yani bunlar bize göre şu an cansız gibi geliyor ama bu dil topraktan ama bak Allah toprağı konuşturuyor. Onu konuşturan Allah onları niye konuşturamasın ki? İmam-ı Şahrani buyuruyor ki kıyamette hayvanlar bir duada bulunacak diyor. O da Ademoğlunun, insanoğlunun senin benim başıma gelenleri hayvanlar görünce hayvanlar diyecek ki hamdolsun Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya. Rabbim iyi ki bizi insan yaratmadı ya. Niye? İşte hesap, kitap, gelen şeyler, muhasebeler vesaire falan filan. Rabbimiz iyi ki bizi hayvan yarattı ya. فَاِنْ لَمْ يُحْسِنْ اَدَاءَ الصَّلَاةِ İnsan peki namazın edasını, namazı yerine getirmeyi eğer güzel yapmazsa فَكُنُ تِلْكَ الصَّلَاةُ Bu namaz zulmaniyeten, bu zulmet olacaktır. Namaz kapkara bir şey olacaktır. Maniye gibi bir şey olacaktır. Bacak kurumu gibi bir şey olacaktır. فَتَكْرَهُ وَالْمَلَائِكَةُ Peki, melekler o namazdan ikrah duyacaklar. Sanki bir leş gördün de yaptın vesaire. Bu namaz mı? Falan vesaire. Yoo. Demin ki kabul olunan namazı göklere yükseltiyorlar. Şimdi bu namaza karşı tiksinti duyuyorlar. Namaz mı bırak? Der gibi. وَلَا يَعْرُجُونَ بِيَا اِلَى السَّمَائِ Bu namazı kalkıp da göklere yükseltmek diye bir şey söz konusu değil. Tadili erkanı yok, rüküsü, sücudu doğru dürüst değil vesaire. Yüz karası oldu bu. فَتَدْعُوا السَّلَّهِ Hatta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyurduğu gibi ahirette o namaz bir paçavra gibi vuracaksın. Al namazını senin. Ne halin varsa gör der gibi. فَتَدْعُوا السَّلَاتُمْ عَلَى الْمُسَلِّينَ Bu namaz peki
bu namazı kılana beddua edecektir. Dua eşşerri, Allah senin müstakını versin. Allah seni şöyle etsin vesaire. Hani söz gelimi, kafamız bozuldu birisine işte Allah belanı versin vesaire falan der gibi sitemimizi ve kahrımızı ifade ediyoruz ya, namaz sana bu sefer kahreden, sana sitem eden ondan sonra bir iddiacı gibi oluyor. وتقول والنماز arkadan şunu söylüyor. Dayya'akallahu teala kema dayya'teni. Ulan beni nasıl zayi ettin? Beni nasıl bitirdin? Allah da seni bitirsin. Görüyor musun? Ümmet-i Muhammed niye ayağa kalkamıyor? Suudi Arabistan'da işte görüyorsunuz işte hacca umreye gittiğimiz zaman namaz esnasında neler neler yapılıyor. O kaşıntılar sanki namaz anını bekliyor. Yahu namazdan önce kaşınabildiğin kadar kaşın kardeşim, ne oluyor ya? Eli apış arasından yukarıya gelmiyor. Oraya elle, burayı elle, bilmem ne, oradan kaşın, buradan kaşın vesaire falan filan. Neyin namaz Allah aşkına ya? İmam-ı Şahrani buyuruyor, sahabe-i kiram namaz kıldığı zaman kazık gibi duruyorlar diyor. Gökten uçan kuşlar, aa şurada bir kazık var onun üzerine konalım derlerdi. Çünkü o kadar sabit duruyorlar ki, hayvan bile şaşırıyor, bu insan mı, yoksa bu bir ağaç mıdır, kazık mıdır, nedir? Öyleyse, feyenbegî itmâmu edâ-i salâtin, namazı peki tas tamam, yerine peki getirmek gerekiyor. Daha ve ta'dil erkânî, ta'dil erkâna, tas tamam riayet gerekiyor. Rükû ve secdeleri kemâ yenbeği gerektiği gibi itmam etmek gerekiyor. Ve riayetul kavme, peki kavmeye yani rükûdan sonra dönüyoruz tekrar ayağa veya işte doğruluyoruz. Bunlara riayet tam olacak. Vel celse iki secde arasındaki peki oturmalar vesaire bunların tas tamam yerine gelmesi gerekiyor. Hazreti Ali kerramallahu vecehe İmam-ı Şahrani söylüyor, namaza kalkacağı zaman diyor, bir titreme alırdı kendisini diyor. O kadar diye korkardı ki diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan ki namazda hesap var, kitap var, kimin huzuruna çıkıyorsun peki? Ne yapacağız bu namazı peki? Bu namazı yerine getirebilecek miyiz, getiremeyecek miyiz? Korkusuyla diyor, tüyleri diken diken olurdu diyor, giymiş olduğu elbisenin altından tüyler yukarıya çıkardı diyor. Bu da var. Bizim aklımızın bittiği yerde, mantığımızın durduğu yerde onların hali başlıyor cemaat. İbn-i Kudame rahimeullah Minacül Kasidin'de diyor ki, İsa aleyhisselam Allah dediği zaman deri kan kusardı diyor. Yani böyle adamın kafasından aşağı bir su dökersin akar gider böyle. Derisi kan kusardı diyor. Tabi yaşamadığımız için o hali bize bunlar ya işte şu bu bilmem ne vesaire vesaire geliyor. Ama bilelim ki biz eksikiz biz. Tıbbın tespitine göre insan dilinde 3000 tane tatama merkezi var. İnsan dili 3000 türlü tadı hissedebiliyor. Ama bu dilin bir kısmı yara olsa peki 3000 alamaz. 1000 tane icabında veya 500 tane tadı idrak edebilecek. İnsanın tatma duygusu. Ama dil hastaysa peki, dil eğer sıhhatliyse 3000 tane tadı almaya gücü var. Şimdi iman ve İslam noktasındaki kaliteyi de anlamak aynı mantıkla yani yürür gider. Salâhul ümmeti uluvvel himme diye bir kitap vardır, 7 cilttir. Dil, namaz, oruç, hac, zekat, ilim, cihid, ziyad, zikir vesaire konularında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen ümmeti Muhammed'in yüksek kabiliyeti neydi peki? Gayretleri neydi onu anlatıyor orada. Hazreti Ömer radıyallahu anh oruç noktasında çok ısrar çeşit ediyor. Yani oruca çok düşkünlük gösterir diyor. Ve derisinin rengi yeşile dönmüş diyor. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha o ise oruca düşkünlük gösterirdi. Ya zaten bütün yıl tamamı oruçla geçiyordu. Ramazan bayramı hariç, günü hariç, kurban bayramı 4 günü hariç. Onun da vücudu siyaha inkılap etmiş diyor. Halbuki Hazreti Ayşe validemizin lakabı Hümeyra'dır. Hümeyra pembe renk demektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona Ayşe derdi, Hümeyra derdi. Peki pembe vücut siyaha inkılap etmeye başlamıştı.
Bak tasavvur bile mümkün değil. O deminki bahsedilen Abdülhayy Leknevi'nin efendim kitabında Allah 50 defa hacca giden, 70 defa hacca giden, 100 defa hacca giden ne ararsın? Günde efendim yani yüzlerce hatta binlerce rekat namaz kılan mı ararsın vesaire. Adamın peki fazla secdeden dolayı, fazla secdesinden dolayı adamın alnındaki şu deri kayboldu, kafatasının kemiği gözüküyordu. İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimallahu Teala'nın bir talebesi vardı, Mis'ar ibn-i Kidam diye. Bu zat secden dolayı, fazla secde yaptığından dolayı, namazla fazla meşgul olduğundan dolayı şu alındaki deri tıpkı hani kedi mesela bir halı fleksi böyle tırmalar ya böyle katır kutur katır kutur. O halı fleksi böyle pötür pötür yapar böyle, keçeleşiyor olur böyle. Alnı o zatın böyle olmuştu. Veya şu deri kalkmış, şu şuranın üzerine efendim yani oturmuştu. Adamların fiziği, coğrafyası değişiyor arkadaş ya. Ben hala namaza girmiş değilim ben. وَيَنْدَغِي دَلَلَةُ الْآخَر۪ينَ Öyleyse eydan, pek عَلَى اِتْمَامِ الصَّلَاتِ بِالْتُمْعَن۪ينَةِ Bak zamanımızda kılınan namazlarda korkunç delikler var, korkunç yırtıklar var. Korkunç söküpler var. Peki diğer insanlar bu namazlarda tumanine, sükunet halinin peki tamamlanması için ikazda bulunacaklar. Ve taadillerken kardeşim kılıyorsun ama bu namaz bu şekliyle sana yüz karası olacak. Bu namaz bu şekliyle sana beddua edecek. Bunu böyle yapma, şu şekilde yap şeklinde birilerin peki ikazda bulunması lazım. Şimdi herkes demokrasiden dem vuruyor. Herkes demokratlıktan bahsediyor vesaire. Ben sana karışmayacağım, sen de bana karışma. Benim namazım bana vesaire falan filan. Bu işler çok çiğ işler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Gaşiyet kimi sekreten Nam-ı İsfahani hilyesinde söylüyor. Hazreti Ayşe validemiz rivayet ediyor. Gaşiyet kimi sekreten iki sarhoşluk sizi perişan etti. İki sarhoşluk sizi komaya soktu diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Hubbul ayşi ve hubbul cehil buyuruyor. Birisi hayat tutkusu. Yemek, içmek, keyif bilmem ne vesaire. Gezmek, tozmak şu bu. Bir bu. Öbür de hubbul cehil. Cehalet tutkusu. Cehalet düşkünlüğü. Bilmesek ne olacak ya o kadar da ince gitmeyelim ya vesaire. Bu iki duygu var ya sizi lime lime eritecek diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. فَعِنْدَ الزَّالِكَ O zaman لَا تَأْمُرُنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ İnsanlara güzel şeyleri söylemeyeceksiniz. Bana ne ya? İnsanların yanlışlarını göreceksiniz, ikaz etmeyeceksiniz diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Orada bir kronik bir hadise var orada. Cehalet tutkusu yandan sonra içimize sindi. Bir şeyler öğrenmeyi risk görmeye başladık. Çile ve meşakkat görmeye başladık. Neticede belki keyfin bozulmasın da dinden mi gidecek? Al götür vesaire der gibi bir hal maazallah. Ama vel kaimune bil kitabi ve sünneti kessabikine evveline minel muhacirine vel ansar diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir peki herkesin vurdum duymaz olduğu bir ortamda Allah'ın kitabı ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle hareket edenler ise Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye gelen muhacirin-i kiram, sahabe-i kiram ve onlara kucak açan hatta Mekke'den Medine'ye gelen muhacir kardeşine kardeşim bak sen bütün varını malını mülkünü orada bıraktın hiçbir şeyin yok. Gel benim iki tane hanımım var birisini boşayayım sana vereyim diyecek kadar affedersin beraber yattığı hanımı bile boşayıp peki Mekke-i Mükerreme'den gelen kardeşine verecek kadar muhacirini kirama kucak açan ensar-ı kiramla beraber olacak diyor kişi.
Kim? Ümmetin böyle fitneye maruz kaldığı, dik kafalık yaptığı bir ortamda, kimsenin vaaz ve nasihat dinlemeye tahammül etmediği, canının sıkkın olduğu bir zamanda, yine Allah'ın kitabında, yine Muhammed Mustafa'nın sünnetinde ısrar eden, benim ilk göz ağrım, benim ilk aşkım bitti, ben onun için varım deyip de, davasının ve aşkının bedelini ödeyen insanlar, Mekke'den Medine'ye gelen, Medine'de bulunup da onlara kucak açan, sahabe-i ikram radıyallahu teala anhumla beraber olacak diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. İman bunu gerektiriyor. Gerisi fasafiso. Ve ekserun nas, insanların çoğu mahrumun min hadi devleti. Bu devletten maalesef mahrum. Bana ne onun namazı ya, nasıl kılıyorsa kılsın ya vesaire deyip belki onu terk ediyor. Yani ikaz yapmıyor. İkaz yapmıyor. İkaz yapmıyor. Süfyan-ı Sevri rahimallahu teala bir adam gördü, ayakta şişiriyor, dua edersiniz. Ona söyleyemedi. Ne olduysa artık yani şartlar mı müsait olmadı? Yani olmadı, bana bir şey diyemedi. Ve kahrından kan işedi. Onlar yanlışı görüp de peki ikaz etmedikleri zaman adam efendim komaya giriyor. Adam başlıyor titremeye. Neler yani. Bu dinimi bin İslam bize peki bu gayretlerle, bu sahip gayretlerle, bu çilelerle, bu fedakarlıklarla geldi. Biz şimdi tabi bolluğuna rastladık herhalde. Bozuk para gibi harca gitsin. Bu ne oluyor ya? Bir adam var, ismi mühim değil. Çünkü yaramaz bir adamın adamı o. Diyor ki Ayasofya camisinde diyor, cuma namazı kılıyoruz diyor. Hoca efendi minberi hutbe okuyor diyor. Şimdi minberin dibindeki adam nasıl duyuyorsa hutbeyi, Ayasofya camisinin ta arkasında dehlizler var. Orada diyor saf tutan insan da aynı hutbeyi aynı güzellikle duyabiliyordu diyor. Niye? Kimsede çıt yok diyor. Öksürme yok, adam boğuyor kendisini. Niye? Çünkü ses diyelim hocanın konuşmasındaki dalgayı icabında yani tetikleyebiliyor, icabında sesin normal ve düzenli bir şekilde caminin her tarafına yayılmasını engellediği için diyor ta arkadaki minberin dibindeki gibi o hutbeyi dinleyebiliyordu. Öyle bir aynı namazdaki haline hutbeyi dinlerken de durum aynı diyor. Kimse de böyle sağa gitmek, sola gitmek, bilmem ne, bağdaş kur, bilmem elini daya, uyu, horla, edepsizce vesaire. Yok ya. Öksürecek adam öksürmeye çalışıyor peki. Allah'la beraberlik kolay mı dostum? Eskiden bir Avusturya Büyükelçisi veyahut da ne bileyim işte bir Macaristan elçisi buraya geldiği zaman, padişaha icabında Avusturya İmparatorluğu'nun diyelim bir fermanı getirdiği zaman adam küt diye diyelim Yavuz Sultan Selim Han'ın huzuruna çıkamıyordu. Adamı önce hamama sokuyorlardı. Gir lan şu hamama. Niye? Önce bir insan şekline gir derlerdi. Çünkü Avrupa'ya banyo 17. yüzyılda girdi. Ondan önce banyo ve yıkanmak diye bir şey yoktu. 6 ayda bir, bir ayda bir, bir yılda bir kere yıkanmak diye bir şey vardı. Yüz yıkama diye bir adet yoktu. Bir şarap tasına küçük parmakları bandırırlardı, çapakları alırlardı o kadar. Adam leş gibi kokuyor. Onu önce bir sokarlardı banyoya, hamama. Onu bir adam şeklinde sokarlardı. Ondan sonra, 3 gün sonra, şimdi çık bakalım padişahın diyeyken de. Yani bir devlet başkanı huzuruna çıkarken bile, yakışıklı olacaksın bilmem ne vesaire, sağın solun, işte sakalın bilmem neyin vesaire, hepsi muntazam olacak. Peki Allah'ın huzuruna çıkılıyor. Sahabe-i kiramdan var, yani hatta yani tabiinden de var. Namaza giremiyor adam ya, namaza giremiyor niye korkusundan? Azinnunu Mısri, Kuddise sırrı bu. Allahu Ekber diyor, bit. Olmadı bir türlü ya, namaza giremiyor adam. Niye? Korkudan, niye? Haşyetten.
Hazreti Ali Kerramallahu Hoca diyor ki, niye titriyorsun diyorlar ona. Nasıl titremeyin ki diyor yani. Dağların taşların emaneti niye taşımaktan peki istinkaf ettiği, imtina ettiği, kaçınmış olduğu bir emaneti Allah'a ben nasıl teslim edeceğim diyor. Bu emaneti bize efendim bırakıldığı gibi şöyle tertemiz, usulüne uygun bir şekilde nasıl Cenab-ı Hak Celle Celle teslim edeceğiz diyor. O korkuyla adamlar namaza giremiyorlar. Yani öyle bir çıta var ki, öyle bir çıta var ki demin denildiği gibi hayalimizin bittiği yerde onların namazı başlıyor. İmam Cafer-i Sadık silsiledendir, Sadat'tandır, büyük adamdır. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin üstadlarındandır. Namaza girdi, Fatiha-i Şerife'yi bitirdi, Zamm-ı Sure'yi okurken bir yere durdu, nefesi bitti. Ve orada tekrarlayacakken devrildi gitti, yıkıldı gitti. 3 saat sonra kendine geldi. Dediler ki ne oldu ya, iyi gidiyordun namazda, birden yıkıldın, bayıldın, gittin. Yahu dedi, namaz kılarken dedi Fatiha-i Şerife'yi okudum, arkadan Zamm-ı Sure'yi okuyordum, nefesim bitti, bir yerde durdum dedi. Tekrar nefes alacakken baktım, Rabbim okuyor, ben dinliyorum, dayanamadım, gittim diyor. Hacı Mehmet Paris'e kudüs-i sirru. Şahin Nakşibend'in halifesidir aynı zamanda. Benim bu dünyaya gelmem onu eğitmek içindir diyor Şahin Nakşibend. İdi diyor. Fasıl hitabında anlatıyor bunu. Rabbim okuyor, ben dinliyorum diyor. Ben burada uyuyorum. Uyuyorum burada, uyuyorum. Şerefsiz bayram hoca. Vazel amel. Bu iş var ya, sâre metruken bil külye. Bu gitti diyor daha dilerken. Daha dilerken gitti. Ki yani dünya bir tarafa, namaz bir tarafa. Peki namaz bir tarafa değilim söz gelimi, tadil erken bir tarafa. Namazın bel kemiği kırıldı, kırıldı bitti. Gerisi bitti. Arabanın şaptı gitti. وَاَذَلْ عَمَرْ سَارَ مَتْرُكَمْ بِالْكُلِّيَّ وَاِحْيَاهُ مِنْ اَهَمِ مِهِمَّاتِ الْاِسْلَامِ Bu işi ciddi almak gerekiyor. Bu işi ciddi almak gerekiyor. İslam'ın en peki mühim konulardandır bu. اِنَّ اللّٰهِ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلْنَ فِي سَبِيلِ صَفَّنْ كَهَنَّمْ دُنْيَانَمْ مَرْسُوسْ Allah Celle Celaluhu. Ben azimüşşan, siz Rabbiniz, saf saf, saf saf, tam disipline olmuş bir şekilde benim yolumda savaşan ve mücadele veren kullarını Allah sever diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Sanki yani bir binanın duvarları, binaları birbirine kimetlemişsiniz, tuğlaları üstte dizmişsiniz, hepsi, bütün tuğlalar biri öbürüne destek veriyor. Baktığın zaman böyle, hiç ara delik melik yok vesaire. İşte bu disiplinle, peki disipline olmuş insanları, benim yolumda savaşanları ben severim diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Ama o ruhu kazanmak, o ruhu kazanmak namazda oluyor. Namaza disipline olamayanın normal hayata disiplin olması mümkün değil. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men ahya sünneti ba'den umîtet felâhu sevâb niyeti şehid. Meşhur hadis-i şeriftir. Benim bir sünnetim kaybolduktan sonra, benim bir sünnetim kaybolduktan sonra, benim bir sünnetim öldükten sonra kim kalkar benim bir sünnetim ihya ederse ona 100 tane şehit sevabı verilir. Bak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bazı şerifte şehit belki tabirini kullandı. Şehit normunu kullandı. Neden niye? Neden niye? Başka bir şey de söyleyebilirdi icabında. Diyelim ki susuza işte efendim yani su veren, 100 kere su veren bir adamın mesela işte sevabı gibi veya makamı gibi ona efendim mükafat verin demedi. Şehidi kullanıyor. Yani bu iş o kadar zor olacak ki cephede savaşan bir insan düşün ki vuruldu. Değil mi? Vuruldu. Bir acı gibi bu adam. Peki 100 kere vurulduğunu kabul et. 100 acı. Demek ki birisine kardeşim şu işi şöyle yap. Demek o 100 şehidin peki 100 mermi acısı gibi acı verecek. Kime? Söyleyene. Bu iş o kadar kıtlığa gidecek. Bu iş o kadar riskli bir iş olacak. Taşköprü Rıza'da Ahmet Efendi Miftah-ı Saadet adlı kitabında diyor ki öyle zaman gelecek ki insan sırtında hayvan leşi bağırsağı bilmem neyini falan taşıma razı gelecek sokak. Ama ve lakin bir insana emir bil marifin bir şey söyleyemeyecek. Aha şu zaman
o zaman. Aha şu zaman, o zaman. Aha şu zaman, o zaman. Bakın şimdi bunları burada söylüyoruz değil mi? Çıkacağım dışarı birisi bana diyecek ki, hoca işte ben bir gün seni görmüştüm vesaire falan filan. Deminki anlattığımız gibi. Biz de nefis var, biz de insanız yani. Ama ihtiyar ama gayri ihtiyar bazen dirilik sadır oluyor. Yani ama yani kasten bir şey yaptığımız yok. Ama elhamdülillah yani kirimiz varsa Allahu Teala deterjan da verdi bize, istiğfar gibi bir sabun da verdi. Ama birileri böyle sotayı yapmış seni bekliyor veya beni bekliyor. Bir şey desin de ben de ona hemen dayatayım, onun bir kusuru var vesaire falan. Bu ne çirkeftir ya! Sen yılan mısın ya? Sen akrep misin ya? Senin işin gücün sokmak, ısırmak mı ya? Her şeyin bir söyleniş, bir edası vardır, bir usulü vardır. Yani demek istemiyoruz ki yani bize bir şey söylemeyin. Söyle ama şimdi yakaladım seni. Öyle işte. Bana bak. Yoksa Amerikan dilini gene mi yapacağız? Amerika gene galip, haberiniz olsun. Bu vicdansız gene galip gelecek, Allah göstermesin. Sen şeriatı muhafaza et ki, şeriat da seni muhafaza etsin diyor büyükler. Niçin yani İslam'a biz mecburuz, mahkumuz? Çünkü korunmaya ihtiyacımız var. Allah Celle Celaluhu şu et ve kemiğin peki sağlıklı olması için bu kadar şeyleri gönderdi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Dünya hayatının, hatta geçtiği ahiret hayatının da muhafaza altına alınması, sağlıklı olması için Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bize bir takım nimetler vermekten aciz mi kaldı? Şeriat bunun için gönderilmiştir. Din bir ihtiyaçtır. Din bir ihtiyaçtır. Namaz bir ihtiyaçtır. Namaz bir ihtiyaçtır. Yani olmasa olmaz. Namazın alternatifi yoktur. Namazın alternatifi yoktur İmam-ı Rabbani'nin tabiriyle. Yani oruç, moruç, şubu vesaire kesinlikle namaza yok, alternatif olamaz. Namazın böyle bir keyfiyeti vardır. O yüce makamlara çıkmak kolay mı oluyor ya? Yani şu dünya hayatında bir imkanımız olsa da oturup şöyle gönlümüzce bir Ruzbi Hamdakli'nin Meşrebul Ervahini bir okusak sizinle birlikte. Allahu Teala böyle hassas bir şekilde namaz kılan, ondan sonra ciddi manada sair ibadat-ı taatını yerine getiren kullara vermiş olduğum makamları anlatıyor. Ama bakıyorsun ki ilk basamak namazdan başlıyor. Ben sadece bir örnek söyleyeyim. Meşrebul Ervah'ta diyor ki, bu bir yerde de yani benim üstü zannım, benim üstü zannım, büyüğümüzün de efendim yani halini tefsir ediyor. Adam diyor ki, اِذَا زَحَرَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ لِلْرُوحِ عَلَى صِفَةِ الْعَظَمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ Allah Celle Celaluhu azamet ve kibriyasıyla, büyüklüğüyle kulunun ve dostunun diyor ruhuna kendini gösterdiği zaman. Yani Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü insanın peki ruhunu abluk altına aldığı zaman وَدَانَ زُهُرُهُ İmam-ı Rabbani de buyurduğu gibi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu öz zatıyla kuluna tecelli ettiği zaman böyle şimşek var ya, bir vurur geçer. Ama Nakşibendiye tarikatındaki büyüklerde bu hal daimidir diyor Rabbani. Şimşek burada geçti. Sahih tarikatlarda öyledir diyor. Nakşibendiye tarikatında hakikaten ehli kemal sahibi olan Mevlam dostlarındaysa o şimşek var ya devamlı. Nasıl bir gönül sahibi olmuşlarsa, nasıl bir ciddiyet peki çıtası yakalamışlarsa o hal devamlı vuruyor, yıkılmıyorlar gene. Nakşibendi, Nakşibendi, Nakşibendi. Nakşibendi olmak var, Nakşibendi olur gibi gözükmek var. Bunlar farklı farklı şeyler. Allah bizleri gerçek manada olanlardan eylesin. Amin. Adam diyor ki Rüzbihan Bakri, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu azamet ve kibriyasıyla dostunun ruhunu diyor abluk altına aldığı zaman تَحْتَرِكُ الرُّهُ فِي نِيرَانِ الْعَظَمَ وَالْكِبْرِيَا Cenab-ı Hak Celle Celaluhu o dostunu var ya ruhunu yakar diyor, kavurur diyor. وَلَا يَسِلِ النُّورُهَا بِتَرِيكَ الْبَاسِرَ اِلْعَيْنِ Cenab-ı Hak Celle o nuru var ya,
adamın ruhunu, o dostun ruhunu yaktığından Allah'ın nuru şu göze ulaşıp da burada peki o dostuna görme olmuyor diyor, gözünü kaybeder diyor. Baksa da göremiyor diyor. Tamam mı? Görmemekliğin bir de böyle bir manası vardır. Nedir o? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun peki azamet ve kibriye yangını içerisinde o ruh ki yani şu ete ve kemiğe iş görme kabiliyeti ruhlu oluyor. Arabanın lastiği içerisinde hava olmasa lastik neye yarar ki? Ama hava gözükmüyor. Lastiği götüren o. Lastiğin de havaya ihtiyacı var, havanın da lastiğe ihtiyacı var. Ama lastik gümlese peki lastik kaldı. Şimdi ruh bir hava gibi diyelim. Ama Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ruhu yaktı diyor. Yakınca göz bir defa görme enerjisini alabilecek kaynak kalmadı. Allah kaynak darmadan ediyor. فَلَا يَرَى زَمَانًا شَيْئًا حَتَّى يَذْهَبَ الْحَالِ Bir süre geçecek diyor yani. Bir süre geçecek diyor. O hal kalkarsa ancak görmeye diyor başlar diyor. Ama o hal devam ederse göz gene görmeyecektir. Bu ne demek cemaat? Gel seninle dağlara gidelim kardeşim. Ben söyleyeyim sana Allah. Sen söyle ben ağlayayım peki. Şu ne demek bu ya? İçeride ne yanardağlar gümlüyor, ne volkanlar patlıyor peki. Allah-u Teala mahrumiden eylemesin. Amin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ayisinden eylemesin. Amin. Cenab-ı Hak merdudinden eylemesin. Amin. Mevlam makbulinden eylesin. Amin. Aşığım dersin, belayı aşktan ah eyleme. Ah edip ağyarı ağından agah eyleme. Sanki Mevla namazda veyahut da gecenin tenha saatinde, o teheccüd saatinde sanki sana böyle söylüyor. Ağlıyorsun, sızlıyorsun vesaire. Mevla da sanki sana şöyle söylüyor. Aşığım dersin, belayı aşktan ah eyleme, ah edip ağyarı ahından agah eyleme. Beni seviyorsan diyor Cenab-ı Hak, aşkın getirdiği yangınlardan dolayı sakın ah deme. Ah edip de senin halini anlamayanlara o halini sızdırma diyor. Biz sen bil diyor Kemal'im. Biz sen diyor Fikrim, kulum, biz sen bir ben o kadar. Ay vay bilmem ne vesaire. Yapma bunları diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu der gibi yani. Allah böyle kendisine mahrem olanlardan bizleri eylesin. İtibar haber.